Değerli Kaman Televizyonu izleyicilerimiz, bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. Bugün halkımıza soru soracağız. Köyünü ismini vermeden en iyi tarif edin kişiye ufak bir sürpriz hediyemiz var. Ve bu sürpriz hediyelerde siz yorumlara her kişiye bir numara vereceğiz. Bu numarayı yoruma yazarak, köyünü en iyi tarif eden düşündüğünüz kişiyi yoruma yazarak birinciyi belirleyeceğiz ve ufak bir sürpriz hediye vereceğiz. Ve şimdi başlıyoruz efendim. Gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Köyümüzü tarif eder misin? İsmini vermeden. Köyüm savcılık olarak geçiyor. Irmağa yakın. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tarımla uğraşıyor. Köyümüz şu anda yavaş yavaş gelişiyor. Köy halkının sorunları çok ama bununla birlikte köyümüzün birbirine karşı olan yakınlığıyla o sorunları çözmeye çalışıyor. Ama şu dönem herkesin olduğu gibi pandemiden dolayı çiftçinin sıkıntıları var. Devletten bunun desteğini bekliyoruz. Abicim, Savcılık'a yakın bir köy dedi. Tarımla uğraştıklarını söyledi. Köyünü tarif etmeye çalıştı. Abimiz bir numaraydı, birinci numara. Eğer kendini iyi tarif etti, köyünü iyi tarif ettiyse yorumlara bir numara kendini, köyünü iyi tarif etti diye düşebilirsiniz. Kardeşim merhabalar. Merhabalar abi. Sürpriz sonlu bir sorumuz olacak. Sonunda ufak bir sürprizimiz var. Köyünüzün ismini söylemeden köyünüzü tarif eder misiniz bize? Köyümüz eskiden belediyeydi. Şu an yani köye düştü. Civarın en büyük köylerindendir. Nüfusu olsun, şey olsun. Bir de ırmağa yakın abi. Yani kime sorsanız bir bürürler yani. Evet, Kaman'da ırmağa yakın. Eskiden de belediyeymiş. Evet, ve şimdi de köyün en büyük, yani Kaman'ın en büyük köylerinden olduğunu iddia ediyor. Ama ismini söylemiyor kardeşim. Değerli izleyicilerimiz, bir grup abilerimin yanına oturdum. Abiler merhabalar öncelikle hepinize. Merhaba. Sürpriz sonlu bir hediyemiz var. Bu soruyu soracağım size. Köyümüzün ismini söylemeden nereli olduğunuzu söyleyeceksiniz. Millet sizin şu köylü diyecekmiş. Abi önce senden başlayalım. Bizim köy Teksas'tırlar. Hadi Teksas deyince bizim köyü bilirler diyor. Sence abi? Bizim köy gurbetçisiyle meşhur. Başka abi? Dünyanın her tarafında gurbetçisi vardır. Kime sorsan gurbette en fazla çalışanı hangi köyden desen o köyü söylerler. Abim de gurbette en çalışan diyor. Abi sen ne diyorsun? Hayvancılığıyla meşhurdur. Hani şimdi Kaman'da hayvancılık yapan deyince sizin köy mi akla gelir? Evet, çiftçilik, alım satım, para işi, her türlü. Başka ne iş var abi? Faiz olsun. Evet, faiz olunca olsun. Faiz olunca bizim köy aklımıza gelir diyor abim. Direkt bilmeniz gerekiyor. Abicim merhabalar. Merhaba. Ufak bir sürpriz hediyeli bir sorumuz olacak. Köyünüzün ismini söylemeden köyünüzü tarif eder misiniz? Bizim ara çiftçilik, işte bahçıvancılık, seracılık. Çoğunlukla zepse üzerine. Abicim sadece seracılık olduğunu söylüyor, çiftçi olduğunu söylüyor, bahçıvanlık olduğunu söylüyor. Köyünün ismini söylemiyor abicim. Abicim merhabalar. Merhabalar. Nasıl iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ufak bir sürpriz sonunda bir sorumuz var. Köyünüzün ismini söylemeden nereli olduğunuzu tarif edeceğiniz, seyircilerimiz sizi tanıyacak. Bu köylüymüş diye. Köyümüz ikizler benzer tatık arasında. Hirvanlı'ya yaklaşık 15 kilometre, Kaman'a 22 kilometre. Derenin içinde, böyle iki derenin içinde şirin bir kasabaydı. Kasabalıktan düştük, köy olduk. Öyle yani, şirin bir kasabaydı yani. Abi bir 40 diyor. 40. 40 evet, abim 40 diyor abi. 22 kilometre uzaktaymış, benzerin o taraflarda bir yeriymiş. Ama köyünü söylemiyor, 40 diyor. Başladık mı? Merhabalar. Merhaba. Bir sorumuz olacak. Evet, buyurun. Köyünüzün ismini vermeden köyünüzü tarif edeceksiniz. İzleyenler diyecek ki bu adam bu köylüymüş diyecek. Evet, evet yapalım. Yiğidin Harman olduğu yerdir. Yiğidin Harman olduğu yermiş arkadaşımızın köyü. Şimdi gerçek ismiyle anılmaz, takma isimleriyle anılır daha çok. Yine Yiğidin ismi varmış, lakabı var köyün. Başka? Daha sonra nasıl diyeyim, böyle iyi insanlar olur hep böyle. İyi insanın olduğu yer, Yiğidin Harman olduğu yerle iyi insanlardır arkadaşımız. Bir de lakabı varmış. Lakabı da iyi olmasın ama seni görenler bu köylüymüş diyecek. Tanırlar zaten beni görünce. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Abiler kolay gelsin. Sağ ol abi. Lastik tamir ediyoruz. Aynen öyle ya. Tek evet, Kaman'da lastik böyle patlar mıtlarsa arkadaşlar bu şekilde tapondan vuruyor.
Lan lastiği bu kez tamir ediyorlar. Size bir sorumuz olacak abiler. Söyle abi. Köyünüzü ismini vermeden tarif edeceğiniz. İzleyenler diyecek ki bu adam bu köylüymüş desinler. Bizim köyümüz Kaman'ın en büyük köyüdür. En büyük köyüymüş. Merhabalar. Merhaba abi. Size bir sürpriz sonunda bir soru soracağız. Evet abi. Köyünüzün ismini vermeden köyünüzü tarif eder misiniz? Abi benim köyüm var da ben köye hiç gitmedim. Bilmiyorum yani nasıl tarif edeyim. Abim kardeşim diyor ki köyüm var ama köyümü hiç bilmiyorum diyor. Beni verebilirler diyor o köylü olduğumu diyorlar. Doğru mu? Evet. Beni gören köyümü bilir. Tarif etmeye gerek yok. Tarif etmeye gerek yok dedi. Teşekkür ederiz. Rica ederim Özkar. Abi merhabalar. Merhabalar. Abi sürpriz sonlu bir sorumuz var. Röportajdayız. Köyünüzün ismini vermeden köyünüzü tarif edeceğiniz. İzleyen diyecek ki bu adam bu köylüymüş diyecek. Kaman'ın yerlisiyim ama ben köyüm yok. Köyün yoksa yapacak bir şey yok. Köyümüz yok. Cevizimiz meşhur. İnsanlarımız merttir. Başka soğuğu serttir diyor. Soğuğu da serttir. Aynen öyle. Abim yarışmaya katılamaz. Kaman'ın yerlisiyim. İnsanı merttir. Aynen. Soğuğu da serttir diyor. Ama hanım köylü olduğumuz için yoğurdumuz meşhur. Evet. Başka neyi meşhur? Başka neyi meşhur? Adama sormuşlar sığırı meşhur sığırı. Adama sormuşlar nerelisin demiş daha evlenmedim demiş abim de hanım köylüyüm diyor. Sığırı meşhurmuş abimin köyünün meşhur, yoğurdu meşhurmuş. Yoğurt festivali oluyor. Abi şimdi izleyenler abime diyebilir ki sığırı meşhur nereyse diyebilir abim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Eyvallah abi. Merhabalar. Merhaba. Çalışıyorsunuz galiba. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Bir sorumuz olacak. Buyurun. Köyünüzün ismini vermeden köyünüzü tarif edeceksiniz. Seyirci diyecek ki bu adam bu köylüymüş diyecek. Hirfanlı'ya yakın. Evet başka? Bizim köyde genelde gırk derler. Ne derler? Gırk derler. Gırk derlermiş. Başka? İyi bir köydür. İyi bir köymüş ve gırk derlermiş. Gırk deyince bizi bilirler diyorlar. Bugün bayağı bir gırka denk geldik. Merhabalar. Merhabalar. Bir sorumuz olacak. Buyurun. Köyünüzün ismini vermeden köyünüzü tarif edeceksiniz. İzleyenler diyecek ki bu adam bu köylüymüş diyecek. Bizim köyümüzün bir lakabı var. Bir lakaplı köy çıktı. Esnafı çok. Esnafı çok. Ne gibi esnafları var? Altıncı kuyumcu gibi esnafları var. Altıncı kuyumcu gibi esnafları varmış. Kamanın altıncıları o köydenmiş. Arkadaşın köyünden. Başka nasıl tarif ediyoruz? Birbirlerine çok tutkunlar. Birbirlerine çok tutkunlar. Cenazeleri, düğünlere birbirine tutkunlar arkadaşlar. Aynen öyle. Başka ne diyebiliriz? Başka ne diyebiliriz? Arazi geniş, iyi, verimli, güzel. Arazi geniş, lakaplı dedi. Kuyumcusu meşhur dedi arkadaşımız. Aynen. Hangi köylü olduğunu siz değerli izleyicilerimiz tarif ve anlayacaksınız inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Rica ederim.